Değerli bilim sevenler, kıymetli hocam hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün, <laughs> bugün çok kıymetli doçent doktor Ümit Hakan hocamızla ağırlıyoruz bizlere iletken polielektroketlerin biyoileştirici tayininde ve biyo görüntülemede kullanımı hususlarını da bilgilendirmelerde bulunacak. E, program boyunca aklınıza takılan sorular olduğu takdirde hocamızın sunum bittikten sonra chat kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda söz alıp kendisine de sorabilirsiniz. E, hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, kısaca bahsedip sunumunuzu bizlerle Tabii. paylaşabilirsiniz. Tabii evet. ki. Teşekkür ederim ee, gençler. Sağ olun bu akşam vakti katıldınız. Ee, çok hoş. Ee, böyle şey motive olmanız. Ee, ben kısaca kendimi şöyle hani nasıl anlatayım diyeceğim ama her şeyden biraz yapan bir insanım. <laughs> şöyle diyelim. Ee, kimya eğitimimi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı da öyle. E, doktora da e, Almanya'da Max Planck e, Polimer Araştırmaları Enstitüsü'nde Mainz'da e, çalıştım. E, oradaki çalışma konum, doktora çalışma konum e, poli-elektrolitler üstüneydi. E, birazdan anlatacağım onu asıl asıl hikaye o zaten. E, daha sonra e, Almanya'da yine bir kısa süre. E, ışık saçılması ile ilgili polimerlerin ışık saçılması ile ilgili karakterizasyonla ilgili bir üniversite Nürnberg'de daha doğrusu Alexander Friedrich Alexander Üniversitesi'nde Erlangen'da kaldım. Sonra daha işte bu konuların dışında birazcık aslında özellikle bir uygulamalarda bizim hep sıklıkla duyduğumuz, sizin de muhtemelen duyduğunuz, bildiğiniz bir alanda sensör uygulamalarında o çalışmalarda bulmak üzere Nanyang Technological University'ye Singapur'a katıldım. Orada üç buçuk sene bir post doktora yaptım. Çalıştığım alan biyo benzer biyo mimetik sensör yapılarıydı. Bunlar üzerine çalışma yaptım. Sonrasında yine görüntüleme üzerine çalışmak için Amerika'da Stanford Üniversitesi Radyoloji Departmanına katıldım. Orada bir bir senelik bir ziyaretten sonra da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümüne atandım. Bir buçuk sene önce kadar da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Polimer Mühendisliği Bölümü bölümünü kurulmasında görev aldım. Aynı zamanda işte yine enstitümüzün fotonik bölümünde de katkı vermeye çalışıyorum. Yani bir sürü şey yaptığımı söyleyebilirim. Çalışma konum daha çok yani temelinde aslında hiç kök kök kökende poli elektrolitler. Bunlar zaten en meşhuru bilirsiniz yani DNA bir polielektrolittir, elektrolittir yani negatif yüklü bir poli Ben onu sentetik polimerler üzerine çalıştım. Sentetik polielektrolitler yapmaya çalıştım. Onların tabii değişik özellikleri var. Hem fiziksel, fizik-kimyasal özellikleri var hem optik özellikleri var bu optik özelliklerini kullanarak da işte özellikle nükleik asit tayini şu anlar çok işte ihtiyacımız olan bir şey biliyorsunuz PCR yapılıyor veya işte başka çeşit sensörlerle nükleik asit tayin edilmeye çalışılıyor bazı biyomarkörlerin biyolojik işaretleyici tayinleri işte bu bugün girmeyeceğim o konuya ama çok önemli bir konu olduğunu biliyorum ve işte o konuda da çalışma ya gayret ediyoruz nefesten tayin Özellikle bu uçucu organik bileşiklerin tayini. bu gibi konularda şimdi size bir şeyler sunmaya çalışacağım Umarım faydalı olur Dilerseniz ben ekranı paylaşayım o Bakalım bu pencereyi paylaştığım zaman sanırım tam ekran olacak. Diyelim tam ekran olur. Tam ekran görebiliyorsanız devam edeyim. Sunumumu. Hocam e, diğer sayfalarınız da gözüküyor ama sıkıntı Onunla yok sev, yani. Sevimsiz. <laughs> yok onu, onu, onu düzelteyim çünkü onu ben hiç hoşlanmıyorum ondan. Ee, bir saniye belki şöyle yapsak. Şimdi oldu mu? Evet hocam oldu. Ha, tamam. tamam. Ben bu arada iki tane ekranım var. Bazen böyle bu tarafa bakabilirim. Hani size bakmıyorum hissi oluşmasın. <laughs> Şehla değilim yani. <laughs> tamam. tamam. Pekala ee, Bu daha önceden de aslında bu senenin başında e, sayın hocam. E, Amitav Senyal da davet etmişti e, Boğaziçi Üniversitesi'ne orada bir e, konuşma varmış. Onun biraz modifiye edilmiş hali e, yani bütün bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Çok uzun bir sunum. E, bir kısmını ya bir kısmını geçebiliriz. Bu arada e, hani chatten de yazabilirsiniz ama hani durdurup sorsanız çok daha iyi olur. E, hem böyle sohbet havasında geçen hem de chatten daha bazen kaçırmış oluyorum o e, şeyi e, ayıp oluyor. E, Bugün ne sunacağım? İngilizce sunmayacağım, Türkçe sunacağım. Ee, ama hani slaytlar İngilizce kusura bakmayın. Ee, hepsini Türkçe'ye çevirmek üşen, üşendiğim için yapmadım bunu. Ama az, az çok hepimiz e, aşinayız bu e, şey, terminolojiye. Ee, biraz İngilizce Türkçe olursa da kusura bakmayın. Şimdi ben bugün size e, poli elektroitlerden bahsedeceğim. O poli nasıl büktüğümüzden, nasıl bir araya getirdiğimizden, nasıl onları e, çarpıştırdığımızdan ee, onlarla, onlara, onlarla çeşitli manipülasyonlar yaptığımızdan bahsedeceğim. Ama ne için kullanıyoruz bunu? Ee, aslında biosensor e, uygulamaları için kullanıyoruz. Yani e, herhangi bir unsuru e, işte e, tayin etmek için, onun varlığından emin olmak için, kimi zaman da çok iddialı e, işte miktarını e, bilmek için. E, ben çalışma konu olarak e, aslında e, fonksiyonel polimerlerle ilgili çalışıyorum. O fonksiyonel polimerlerin bir kısmı e, twisting chain dediğimiz yani chain'i e, o polimerin e, zincirini bükmek üzerine kurulu. Büküyoruz onu. Tabii elimizle değil ama hani ben böyle elimle <laughs> böyle yapıyorum ama hani öyle değil. E, e, polimer e, sonuçta uzun zincirli bir unsur ve e, karşısında başka uzun zincirli bir unsur olduğu zaman kimi polimerler bizim yaptıklarımız eee o karşıdaki unsurun e, özel bir şekli varsa onun şeklini alabiliyor. Burada ne demek istiyorum? DNA mesela. DNA e, çifte sarmal DNA, double strand DNA e, biliyorsunuz e, helix yapısında. Eğer bir polimeri bu e, DNA'ya sardırabilirseniz illa ki o da helix yapısını alacak. E, ve bu konjüge e, polimer yani konjüge diyorum iletken e, diyelim ona. E, çünkü Upuz'un bir e, iletken e, zinciri var. Birazdan göstereceğim şeyi, şekillerini. E, e, bu bükülme e, bu veya düzlemleşme e, optik özelliklerinde yani görünür özelliklerinde kimi değişikliklere sebep oluyor. E, optik çok ilginç. Niye? Çünkü gözle görebileceğiniz bir renk değişimi olmuş oluyor kimi zaman. E, bazı koşullar altında. E, bu durumda da e, ne yapmış olabiliyorsunuz? Eğer bir e, hedeflediğiniz bir e, sekans varsa, hedeflediğiniz bir e, molekül varsa, hedeflediğiniz bir protein veya bir grup, herhangi bir e, unsur varsa onun e, bu e, optik değişiminden ötürü o solüsyonda veya katı fazla e, ne yapıyorsunuz, Onun oraya bağlandığını görebiliyorsunuz veya bununla etkileştiğini görebiliyorsunuz. Çok e, şey e, pratik. Niye? E, i̇şte hepimizin başının belası şu an ee, işte bir musibet ee, geldi buldu dünyaya. Ee, ne yapıyor? İşte ben de mesela e, PCR testi vermek zorunda kaldım. Ama hemen istiyorsunuz ki işte burnundan aldılar hani bir solüsyona batırsınlar. Renk renk rengine bakarak e, anlayalım işte hemen e, pozitif mi negatif mi diye böyle duymuşsunuzdur işte. Önce e, MIT'li e, bilim adamları çıkardı. Ondan sonra işte peşinden bir sürü e, şeyler çıkar. Sonra Koreliler yaptı. Sonra Singapurlar yaptı falan. Görüyorsunuz bizim e, Türk hocalarımızdan e, işte e, hızlı çabuk test yapan hocalarımız oldu. E, özellikle e, lateral flow e, yata yakışlı testler falan yapanlar oldu. Yani çok sıcak bir konu şu anda. E, belki iki sene önce bu kadar sıcak değildi. Çünkü bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Yani demek ki aslında gözde e, tayin, gözde görülür bir renk değişimi veya bunu bu, bu gibi unsurlara bağlı e, tayinler önemli. E, burada da bizim işte kullandığımız polimerler arkadaşlar e, gözde e, tayini izin veren optik değişimleri e, gözünüzün seçebileceği noktada e, işte size e, yardımcı olan polimerler. Temel olarak bundan bahsedeceğim, onun ilgili yayından bahsedeceğim. Daha sonra e, bu polimerlerin görüntülemede kullanılması ile ilgili e, birkaç şeyden bahsedeceğim. E, poli elektrik ne demek? E, beni mazur görün, biliyorsunuz muhtemelen, ama hani yeniden e, tekrarlamak istiyorum. Bir polimer, polimer bir sürü e, işte aynı veya hafif farklı e, unsurun bir araya birleşerek böyle bir zincir gibi e, tabiri caizse. Birleşerek bir araya geldi bir makromolekül. Eğer o makromolekülün yanal gruplarında veya kendi merkezindeki gruplarında pozitif, negatif yükler varsa, biz onlara polielektrolit diyoruz. İşte en önemli polielektrolit ne düşünürsek doğal polielektrolit DNA. DNA'da da yine bazılar var, işte bir zincir var ama en uç tarafında fosfat. ...lardan dolayı neler var? E, i̇şte negatif yükler var. E, negatif yük niye önemli? E, etkileşim için... ...çok önemli. İyonik etkileşimler... ...elektrostatik etkileşimler için çok önemli. tayin metodolojilerini... ...biliyoruz. E, DNA'yı tayin etmekle ilgili... Metodolojileri. şu anda işte en önemlisi... ...PCR. Onun dışında e, değişik... E, ...PCR'e benzeyen... ...yine onu amplifiye etmeye yönelik... ...alınan örneği amplifiye etmeye yönelik... ...değişik metotlar var... E, ama hani en önemlisi PCR şu anda. Şimdi iki poli pozitif yüklü ve negatif yüklü iki poli bir araya gelirse ne olur? Ee, bununla ilgili e, çok e, ciddi çalışmalar yapılmış zamanında. Özellikle e, Avrupa'da bir e, şey e, cluster, bir ekip e, bu işi kafaya takmış. E, böyle bir 20 yıl falan bununla uğraşmış. E, şey olarak teorik olarak işte değişik şeyler ama işte aslında 50 yıllık bir hikaye bu. Ee, 1950'lerden falan gelen hatta ben şimdi 50 yıl demeyeyim, 70 yıllık bir hikaye. Ee, i̇ki e, karşıt yüklü unsur bir araya geldiğinde, polülektrolit bir araya geldiğinde, bunlar çok ciddi, hızlı bir şekilde e, birbirleriyle elektrostri bir etkileşime giriyorlar arkadaşlar. Bu vücudumuzda da oluyor aslında yani hani vücudun fizyolojik olarak e, yaptığı da bir şey. Belki bu kadar büyük e, ve hızlı bir şekilde gerçekleşmese de yine de o DNA'nın e, işte e, üretilmesi sırasında ondan sonra veya bir virüsün kendi RNA'sını e, şeye hücreye zerk etmesi sırasında her türlü etkileşim temelde bu polielektrolit etkileşimi, polielektrolit küçük molekül etkileşimi, polielektrolit polielektrolit etkileşimi falan yani bir e, ee, i̇şte virüsün kendi e, areneyini koplam, kopyalamaya çalıştığı durumda bile aslında e, temelde yatan fiziksel fizikokimyasal e, fiziko kimyasal e, durum e, şu resimde gör gördüğünüz çok basit e, şeyden e, geçiyor. Belki polyelektrolit complexation olmuyor polyelektrolit kompleksleşmesi ama e, sonuçta e, yine e, işte elektrostatik e, yükü dolayısıyla o polyelektrolitin o e, yüklü e, şeyin nükleik asit dizisinin e, diğer karşı yüklü unsurlarla etkileşimi söz konusu. Bu etkileşim sonucunda da polielektrolit kompleks dediğimiz e, hem pozitif çarj hem negatif çarj polielektrolitlerin e, bir arada olduğu bir e, bir yapı oluşuyor, bir yumak oluşuyor. E, bunu sentezlediğiniz polimerleri, polielektrolitlerin yapılarıyla birazcık oynayarak, biraz böyle terzi işi yaparak e, bu kadar e, karmaşıklıktan kurtarabiliyorsunuz. Şimdi ben size sentezlediğimiz polielektrolitlerden elektrolitlerden bahsedeceğim. Burada e, birkaç tane doktora tezi yatıyor. E, ben onların isimlerini sayacağım. E, bir, e, birkaç tane master tezi, doktora tezi yatıyor. E, Sezer Özenler e, işte mezun oldu, daha yeni mezun oldu Almanya'da şu anda. E, Müge Yücel mezun olmak üzere. E, Soner Karabacak, e, yine Hakan Kaya. E, bu daha ismini saymadım yok umarım. E, bu öğrencilerin aslında emekleri var burada, alın terleri var. E, bir de tabii benim, e, benim de çünkü çok uzun süreden biridir, 15 senedir e, uğraştığım bir konu. E, yavaş yavaş bunlar böyle e, evrimleşiyor bu e, sentezlediğimiz polielektrolitler. Burada bir şeyi dikkat çekmek istiyorum. E, yapı, politiyofen yapısı. Şimdi çok kimya dersi vermeyeyim, e, ama e, gördüğünüz gibi e, değişen e, yan gruplar, pendant gruplarında. Ee, neler var? Kuartınlar, e, aminler var yani pozitif charge. Bu demek oluyor ki negatif chargelı bir, e, negatif yüklü bir poli e, polielektrolitte bunlar reaksiyona girebilirler veya reaksiyon e, demelim e, elektrostatik etkileşime girebilirler. Şimdi ne demek istiyorum? Şurada sarı e, beşgenlerle çizdiğimiz e, şeyin, e, skematiğin, skematikin kartonun işte resmin e, biraz önce gösterdiğim polimerlerden bir tanesi olduğunu düşünün. E, bu polimerler e, e, tek e, zincirli, tek sarmal e, bir e, DNA ile karşılaştıklarında hemen şekil değiştiriyorlar. Şekil değiştirip açılıyorlar ve açılıp e, onun e, o uzunlamasına e, haline alıyorlar diyelim. Ama yine aynı polimer eğer e, bir çifte sarmal e, DNA ile karşılaşırsa çifte sarmal DNA'nın şekli dolayısıyla yani kendine has şekli dolayısıyla o helix şekli dolayısıyla onu böyle düzlemleşemiyor ama o helixin etrafında e, dolanıyor. Şimdi bu niye önemli? Yani who cares? E, we do care. Neden? Çünkü e, çifte sarmalı DNA ile single strand DNA, tek e, tek zincirli DNA, ben çift sar, sarmalı yanlış, tek zincirli DNA'yı ne yapıyor? Birbirinden ayırıyorsunuz. Şimdi temelde e, nükleik asit tayin metodolojilerinin en temelinde bir e, hedef molekülümüz olur. Bir prob dediğimiz o arayan e, molekül eee sarmal olur. Onlar birbiriyle eğer hibridizasyona uğrarsa siz ve bir neticesinde bir sinyal alırsanız e, orada target hedef genin olup olmadığını anlarsınız. Yani son derece basit bir e, aslında mantığı var. Ve genin olduğunda bir renkinin olduğunda başka bir renk olduğunu düşünürseniz demek ki gözle bile tahmin edebilirsiniz bunu. Asıl bütün hikaye bu. Bu figürün hakkı mügyuceli ait, doktor öğrencim onun hakkı teslim ediyorum. Şimdi ne demek istedim burada? Fiziksel olarak ölçtüğünüzde, bakın ben şimdi şu ifadeyi bir şey yapalım. Burada biz çifte sağmal DNA'dan bahsediyoruz ama polimerin bir konformasyonu var polimerin aldığı bir şekil var o şekle biz e, twist diyoruz yani e, onun için twisting chain dedim böyle e, e, çifte sarma DNA'nın etrafında büküldüğü için poli zinciri o konformasyonu twist diyoruz diğer konformasyon yani şu kırmızı e, beşgenlerden olan, oluşan konformasyonda daha düzlemsel olduğu için daha e, aynı düzlemde olduğu için o beşgenler e, şu polimerlerin e, şeyi yapısı ona da planar diyoruz. Yani twist e, yapı e, sarı turuncu renkte, planar yapı da kırmızı pembe kırmızı renkte. Gerçekten de öyle. Eğer e, absorbans e, spektroskopisiyle ölçerseniz e, twist e, yapıdaki yani e, bükülmüş yapıdaki e, zincirin e, işte 400 nanometrede, e, planar yapıdaki zincirinde de 520 nanometrede. Ee, yine tam böyle visible bölgede gözle ayırabileceğiniz bir e, şeyde e, olabil, e, renk verdiğini görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki ben, demek ki ben eğer elimde e, sadece single e, yani te, tek zincirli DNAların olduğu bir solüsyon olsa ve ben bu polimeri bu e, polyelektrolyti o solüsyonun içine e, damlatsam ee, kırmızı renk görmem lazım. Pembe kırmızı renk görmem lazım. Çünkü single strength ile e, şeyi etkileşme sonucunda, düzlemleşme sonucunda. Yok double strength çifte sarmal yani hedefi bulmuş e, hibritleşmiş bir e, solüsyon varsa elimde onun içine damlattığım zaman ne yapacağım? E, turuncu, e, turuncu renk göreceğim. Bir de floresan spektrumuna bakarsınız twist e, o, da, o daha hoş e, twisted olanı yani Double strandı seçeni e, floresan e, yayınlarken e, double strand olmayan ortamda yani sadece single strandın olduğu ortamda e, ne yapıyor? şey yayınlamıyor, kör, karanlık. E, buradan da aslında iki optik metodolojil, iki optik metotla ne yapabilirsiniz, ayırabilirsiniz. Şimdi biz bunu ilk e, ben daha çok tıfıl bir şeyken, e, post dokken e, 2000 2012'nin sonuydu. 2013'ün başı. Ee, nerede kullandık? Ee, akciğer kanseri asosiye mikroRNA e, mikro -RNA tayini e, için kullandık. Yani örnekler de e, akciğer kanserinden e, kanseriyle ilişkili olan mikro -RNA 21 e, geninin e, tayini için e, ee, bir platform geçtik Paper based platform. Yani kağıt üstüne indiriliyor bu. Birazdan anlatacağım. Ee, daha sonra işte örneklerde double strand olduğu yani hedef genin olduğu ve olmadığı örneklere e, bu kağıdın üzerine de anlattığımız zaman işte çok fade renkler göreceksiniz burada. E, hayal kırıklığına uğramayın. O zamanla gelişti. E, ama aradaki farktan e, bunu anladık. E, şimdi mikro 21 ne? Niye önemi var mikro RNA 21'in? E, i̇şte Bununla ilgili şunu bir önce altın çizelim. Şimdi siz hepiniz eczacılıktan mısınız bilmiyorum e, sevgili arkadaşlarım. Aramızda başka profesyoneller de var muhtemelen. Kusuruma bakmayın ben çay içiyorum bu arada. E, şimdi mikro RNA21 e, bir e, e, böyle non-coding e, bir e, gen e, üretiliyor. E, ama... Akciğer kanseri özellikle non-small e, cell e, lung cancer e, gelişimi sırasında yani o daha e, tıbbi olarak belki görüntüleme şansımızın olmadığı çok erken evrede bunun e, şeydeki blood'daki konsantrasyonu hızla artıyor. Diğer mikro RNA'lara göre artıyor. Demek ki bu e, e, mRNA-21 yakalanırsa e, ne yapabilirsiniz? İşte orada bir şeyin başlangıcını başlangıcı olduğunu söyleyebilirsiniz. Kritik bir şey. Neden önemli aynı zamanda? Hani invasif bir tayin yapmıyorsunuz onla, İşte hastanın içine işte akciğerine veya başka organına falan girmiyorsunuz. Kandan, blood streamden, serumdan bunu ayırt edebil ayır edebiliyorsunuz. Yani hani biraz kan çekip şey yapabiliyorsunuz. Onun için kritik. E bir de bunun e, gözde görülür bir metotla e, tayini O daha da şey tatlı. E, onun için hani ilginçti. Şimdi buradaki mantık ne? Yine aynı polimer. Polimerlerin biraz böyle o pendant grupları, o artı grupları değilse de hep anlatacağım şeyler bu polimerler. E, o polimeri biz e, bir e, membran eee poliviniliden diflorit membranı. Bilir bunu e, MBGC arkadaşlar, mikrobiyolog arkadaşlar, işte genetik mühendis arkadaşlar falan çok kullanır. Böyle bir membran bazı şeyleri ayırmak için e, kullanılır. Onun içine emdirdik. Orada duruyor polimerimiz. Örneklerimizden bir tanesinde e, ne var? nan e, non bir gen e, şey probumuz var. E, e, diğer tarafta da komplementer bir e, probumuz var. E, aradığımız Gen, mikro RNA 21. Eğer e, şeyde varsa, hedefte varsa bütün e, çoğu e, şey e, target e, hedefimiz o eklediğimiz probe beraber reaksiyona girerek ne yapacak? Bir hibridizasyon oluşturacak. Daha sonra bunu, bu örneği e, şeyin üzerine damlatırsanız e, kağıdın üstüne e, bir renk değişimi o kağıtta renk değişimi olması lazım. Bir de tam kontrolünü yaparsınız non complementary ile beraber renk değişimi oluyor. Bu iki aradaki farktan ee, orada mikro 21 olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Bu e, sol tarafı boş verin siz sağ tarafa bakın. E, biz böyle bir panel hazırladık. Bu panelde e, işte üst tarafta bir standartımız var. Polimerin kendisi. E, sonra bir alttaki e, panelde single base mismatch var. Onun bir altında non-komplementary mismatch var. Bir de komplementeri var. Şimdi hedef genimizde eğer hibridizasyon gerçekleşiyorsa sizin standart renginizle arasında fark olmaması gerekiyor. Yok, hibridizasyon gerçekleşmiyorsa yani o gen ortada yoksa bir renk değişimi gözlemleyebiliyorsunuz. Bir de altlarda böyle küçük küçücük yazılar var. Bunu bir, biraz ileride anlatacağım onun önemini. Bunlar da arkadaşlar fotoğraf çekiyorsunuz artık bu cep telefonu o zaman o kadar yaygın değildi. 2012'de vardı ama hani bu kadar süper 300 bin megapiksel kameralı telefonlar yoktu. Onun için bu şey önemliydi yani. Ee, bunlar RGB kodları, Red Green Blue e, kodu dediğimiz renkleri oluşturan en basit e, kodlama sistemiyle e, şey yapılan e, işte üçlü e, renk kodu veren bir e, sayı dizisi. E, o RGB kodları bize şunu söylüyor: Siz bu e, şey görüntüyü e, şey yapabilirsiniz, dijitize edebilirsiniz, sayılarla da ifade edebilirsiniz. Yani o sayılara bakarak bile aslında o standartla karşılaştırıp ne kadar değişkenlik olduğunu veya ne kadar az değişkenlik falan anlayabilirsiniz. Bu bize şu fikri verdi. Evet bu e, renkte belki bakabilirsiniz ama hani bunu digitize edersiniz. E, ondan sonra başka bir akıllı makine falan buradaki e, sayılar arasındaki farklardan da bir şeyler çıkartabilirse adına kantitatif analiz yapılabilir. Çok önemli mi? Hani işte yüzde otuz kansersin veya yüzde yetmiş kansersin kansersen kansersin yani. yani. Çok önemli değil. Ama başka uygulamalar da önemli. Onun için hani e, burada böyle yabana atılması gereken bir şeydi. E, buradaki şeyi anlatabilirim de çok mu e, şey havada kalmamıştır umarım. Yani renk değişimine bağlı olarak şurada e, aynı mantık aslında bizim tamamıyla bütün hikaye bunun üstüne şu anda. Bunu daha sonra e, daha da zorlamaya karar verdik. Bakalım ee, hani e, hasta örnekleri veya işte serum örnekleri blottan çekilmiş ayrılmış serum örneklerinin içinde aynı şey oluyor mu? Çünkü hani steril örnekler okey o kadar sterilize edemeyeceksin. Belki bir tarama sırasında işte hava alanında tarama yapıyorsun. Yani kim o kadar e, ayrıma uğratacak santrifü, setup, e, işte uzman, personel falan. Şimdi arkadaşlarım arasında akademiyle e, şey yapacak, haşır neşir olacak, işte akademide devam edecek bir sürü insan olduğuna eminim. Onlar da geri, geri gelecek. E, i̇nşallah işte Avrupa Birliği projeleri yazacaklar. E, ondan sonra e, Marie Curie'ler alacaklar falan. E, Tübitak sağ olsun o bizi hep çok destekledi. Her zaman çok destekliyor. Bazen ona küsüyoruz. Çünkü <laughs> reddettikleri zaman projemi ama hani yine dönüp dönüp bir e, el açıyoruz. E, Allah eksikliğini göstermesin. Ama hep şununla karşılaşacağız, siz de karşılaşacaksınız. Ee, yani bu, bu projeleri yazarken işte hep şu anahtar cümleler çıkacak. İşte kullanat sistemler, işte maliyet etkin sistemler, işte e, uzman personele gerekli. Bunlar böyle artık şey cümleler oldu. Biz o projeleri okurken bazen bazı hocalarımızın proje önerileri de geliyor bizlere okurken artık şey diyor, hani ezberlediğimiz kısımlar oluyor. Onlar giriş cümleleri, kullanat, işte maliyet etkin, uzman personele gerek yok. İşte resource, resource limited settings hani böyle şeyin olmadığı yani daha başı me mecralarda falan gittiğinizde ölçebileceğiniz şeyler falan şimdi karşılaşıyoruz. o gibi durumlarda böyle optik sensörlerin veya bazen elektrokimyasal taşınabilir. Bu da çok anahtar bir kelime. Yani hani 1000 1002 yazıyorsanız bunları kullanın. Ee, onlar çok kritik. Ee, optik sensörlerde e, şöyle bir şey daha var. Ee, girişim çok ciddi bir problem. Ee, o girişimi engellemeniz lazım aynı zamanda. Çünkü sizin DNA e, işte hedef gen arıyorsunuz ama 100 bin tane housekeeping gen var. Yani onlar da işin içine girecek. Onlardan nasıl ayırt edeceksiniz sample'ınızı? Hani bir ben biraz önce bir fantazi e, şey anlattım ya damlatacağız da ve içinde renk değişim. Ama bir sürü gen var. Covid-19 e, şeylerini örneklerinde de böyle. Hani e, nazal sıvıbın içindeki şeylerin e, de, bir sürü housekeeping gen yan var. Yani onları nasıl ayırt edeceksiniz? Ve buradaki çalışma biraz aslında o yöndeydi arkadaşlar. Buradaki çalışmada da biz e, yine polimerciliğimizi birazcık konuşturduk. Orada DNA ile işte DNA'nın single strand ile şey yapan, çok haşır neşir olmayan ama double stent'e daha fazla bağlanabileceğini düşündüğümüz grupları gruplarla yeni polimerler üretti. Bu bir çeşit kopolimer. Daha sonra da kontrol sayısını arttırdık. Kontrol sayısıyla da bir array bir dizi oluşturduk. Buna da naçizane dijital array dedik. O dijital array size e, testi yapan e, belki uzman olmayan bir personeli sadece renge bakarak ee, gerçekten orada e, o aranan gen var mı? Varsa miktarı ile ilgili böyle şeyler vererek e, verebilecek şekilde bir e, tasarımda bulunmuştuk. Bunu daha sonra insan plazmasında kullandık. Yine mikro RNA 21 ile çalışmıştık burada. E, insan plazmasında kullandık ve e, işte 10 nanomolar gibi bir e, tayin limitine falan ulaştık. E, aslında hikaye dediğim gibi tamamıyla poli e, polielektrolit poli etkileşimi. Bu, özel bir polielektrolitin ee, yine böyle çok özel DNA gibi veya işte burada DNA gibi bir çok özel polirepolite etkileşim. Ama bu etkileşimin e, kimyasal kodlarını çözerseniz işte burada imidazolium ring var bir tarafta. Şu gördüğünüz e, katyonik ring e, zincir e, şey e, kapalı yapı. E, bir de açık bir kuartane amin var. O kapalı yapı biraz interkle oluyor DNA'nın içine. Ee, ancak e, açık yapı direkt şey yapıyor. E, DNA'daki o fosfatlarla e, veya RNA'deki o fosfatlarla e, şey reaksiyonu gidiyor. Şimdi demek ki double strand olduğunda interklasyonu saldığınızda da bir renk değişimi, e, rengi e, buna bağlı bir renk değişimi göreceğiniz için hani o e, e, şeyi sağlamayanlar e, e, single strand kalanlarla arasında bir fark yaratabilirsiniz. Buydu aslında hikaye burada. Bunu biraz daha ee, yine cep telefonu kamerası veya normal bir kamerayla e, işte fotoğrafını çekin bir UV lambası altında daha sonra bizim bu çok basit bu correction matrix dediğimiz o beyaz ışığı ortadan kaldırmak o şeyi etkileri ortadan kaldırmak o um, e, interferans yaratacak optik interferans yaratacak etkileri ortadan kaldırmak için bir tane yazılım e, ondan sonra da hemen bir o yazılım zaten aynı zamanda o şeyi, fotoğrafları görüyorsunuz. Buradaki deney tüplerinden yani şey PCR tüplerinden alınan görüntüler bunlar. Onlardan da böyle küçücük pikseller alıp onları bir array haline getiriyor. Ve kullanıcıya şunu sunuyor. Yani sen hani tüplere böyle bakarak ya bunda var mı yok mu falan deme. Yani biz bunu işte senin için yaptık. Böyle de RGB analizi yapabilirsin. Veya gözünle seçebiliyorsan seçebilirsin falan. Ve kontrol setleriyle karşılaştırdığında... Gerçekten target orada mı değil mi anlayabilirsin. Bunun üzerine çok fazla konuşmayacağım. Ee, i̇şte kontrol setleri, olduğu durumlar, olmadığı durumlar hep bize farklı renkler verdi. Bu da bize diyor ki aslında bu çalışmada 10 e, nanomolar e, 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 kesinlikle 10 nanomolar kadar konsantrasyonu olan bir şeyde e, örnekte RNA'in 10 nanomolar olduğu örnekte siz e, tayin yapabiliyorsunuz. gözle tayin yapabiliyorsunuz. Sayısal e, analizler yapabiliyorsunuz. E, bu belki hani e, böyle e, şey için çok elverişli kullanım e, için böyle hava alanlarında falan yani e, oradaki görevli sayısal olarak ne analiz yapsın önemi yok onun için ama e, daha sonraki e, çalışmalarda belki önemi olabilir. Ee, ve Human Serum'da yani insandan alınan örneklerde o bir sürü interferans yaratacak, girişim yaratacak unsurlarda da çok ciddi e, verim aldık biz bu çalışmada. Bize diyor ki e, aslında e, akıllı bir şekilde e, polimeriniz, poli dizayn ederseniz o girişim yaratan unsurların tamamından da kurtulma şansınız var. Sonra bunu e, biraz daha geliştirdik. Burada gördüğünüz gibi bir, bir araba insan var. Hakan Berk Aydın e, Kulaklar Çınar buradadır. E, onun da çok ciddi katkısı oldu. E, burada yine benim Singapur'dan e, ortaklarım e, işte Bo Lidberg hocam e, Alps işte çok yakın arkadaşım falan Sezer Özenler bir sürü insan var gördüğünüz gibi burada. Hakan'la Cihan hatta buradaki e, şeyle e, yazdıkları cep telefonu programıyla e, TÜBİTAK'tan sağ olsun TÜBİTAK yine ona ee, şey ödül kazandı böyle bir e, şey ödülü kazandılar kocaman bir çek verdiler onlara böyle ee, şey e, ino sağlıkta inovasyon ödülü gibi bir şeydi 4-5 sene önce olabilir ee, ne yaptığımızı söyleyeyim bakın hikaye yine aynı biz bu sefer bir kartuş yaptık daha kullanımı daha kolay olsun diye işte sağlıklı inovasyon ya e, plastik bu kartuş bu arada çok fazla bir numarası yok 3-5 tane şey bir araya getiriyorsunuz. Ama çok kullanım kolaylığı sağlıyor. Yani niye? Hani tüple falan uğraşmıyor kullanıcı. E, alıyor, e, pipeti damlatıyor veya işte tükürüğü işte damlatıyor. O kartuştan dışarı çıkmıyor. Saçılmıyor. Ona buraya, oraya buraya bulaşmıyor. Kaldı ki bu çalışma yapıldığı zaman 2020'de e, 2020'de yayınlandı ama bu işte 2018'de falan yapılan yani o zaman Covid Movid yok. E, hani o bulaş riski tabii ki ortada her zaman var ama o zaman insanlar bu kadar e, şey değildi e, dikkat yani tabii sağlık personelimiz e, eksik olmasınlar ona hep dikkatliydi yani biz de o kadar dikkatli değildik en azından e, e, burada hani o kuyucuklara damlatıyorsunuz daha sonra böyle küçücük bakın bu gerçek bu arada çizim değil e, küçücük siyah bir kutu var cep telefonuna uyuyor bu da benim cep telefonum bu arada tabii değiştirdim artık eskisi bu çok eski bir telefon e, şey buna uyan Örnekleri var bunun. Yapılmış örnekler var. Bir sürü görebilirsiniz bunları. Buna uyan bir kutu UV ışığı. Ee, işte örneği damlatıyorsunuz. Damlattığınızda yine biz burada bir referans örneğimiz var. Bir DNA'nın single strand olduğu, bir de DNA'nın double strand olduğu örnek. E yine ikili şey bir kontrol grubunuz var. iki tane kontrol, bir de gerçek örneğimizin olduğu yer var. Ama ne yaptık? Şimdi eski deneyimlerimizden şuraya vardık. Ya işte ee, renk değişimi bazen böyle çok az olabiliyor. Örnek az olduğu için. Yani örnek niye az? İste ileride anlatacağım. Aynı insandan alıyorsunuz örneği. White blood cell, beyaz kan hücresi. Ee, Lize ediyorsunuz, parçalıyorsunuz. Bir gün ee, elde ettiğiniz DNA miktarla beş gün sonra elde ettiğiniz DNA miktarı bir ne farklı? aynı insan. Ne yaptın? Hani çok mu yoruldun? Sarımsak mı yedin? Ne oldu? Yani niye azaldı o? Ya yani bunun onun bir açıklaması yok. İşte o ayırma metodolojisindeki kayıp bilmem bir sürü ne oluşuyor arkadaşlar? Şey standart dışı şeyler oluşuyor. Yani hani bu şöyle hani bir, bir, birisinde bir kilogram toplarken öbür gün işte bir gram toplu Tabii ki arada o çok e, makul derecede farklar var ama o küçük farklar bile bazen o eşik değerin altında kalınca ne oluyor? E, yanlış şeyler çıkıyor. İşte e, şunu da hemen altını çizeyim. E, işte bilmiyorum e, Covid dolayısıyla işte test veren oldu mu? Mesela gerçekte Covid semptomlarını tamamıyla gösterip negatif çıkan insanlar oluyor. Bildiğiniz negatif çıkıyor ama Covid yani adam belli. E, i̇şte sebep ne? PCR güvenilmez bir metot Hayır güvenilir. 10 numara güvenilir bir metot. Ama ne oluyor? O eşik değerinin altında kalıyor. Örnek toplanırken alamıyor yeterince belki de şey. Çoğaltma sırasında onun bir standardı var biliyorsunuz. O standardın altında kaldığında siz onları gösteriyor olsanız bir de o şey olsa bile o eğrinin standardın altında kaldığında pozitif olmuyorsunuz, negatif oluyorsunuz. Şimdi burada ne yapmaya çalıştık? Burada dedik ki bir renk değişimi var ama insanla insana fark edebilir. E biz bunu birazcık piksel piksel şey yapalım, inceleyelim. Onun için böyle bir yazılım yaptık. Cep telefonda çalışıyor bu. Benim hala kendi cep telefonumda var. Yeni cep telefonumda da var yani. Bu şey, uygulama şurada görüyorsunuz şeyin görüntünün merkezinden, ekvatorundan 5 piksel yukarı, 5 piksel aşağı ve e, bin piksel sağdan sola teker teker şey yapıyor, analiz yapıyor. Ve analizlerin hepsini böyle bir matrikse çeviriyor. O matriksi de e, böyle e, tabii, hani matematik işlemiyle uğraşmamak katında. O matriste de bu arada a, konuştuğumuz RGB vardı ya hani Red, Green, Blue değerleri. Her pikselin Red, Green, Blue değerini e, işte kırmızı e, yeşil ve mavi değerini bir Ortalamayla alıp bir çubuk grafik olarak ekrana yansıtıyor. Ee, şimdi bir örnekteki e, renk değişimine bakmak e, var. Bir de bir örnekteki o renk değişimi olan olmayan, olan olmayan, olan olmayan bütün her yerin ortalamasını almak var. Bu bize müthiş bir ne kazandırdı? E, istatistik olarak e, doğruluk kazandırdı. Yani %90'lara varan bir istatistiki değer kazandırdı çeşitli çalışmalarını yaptık. Oraları çok fazla anlatmayayım. Ee, daha sonra hani ben size 10 nanomolar e, demiştim ya kesinlikle. Şimdi burada 1 nanomolar ve biraz altı. 0-1 nanomolara yakın kesinlikle e, şey yapmaya başladı bu sefer. Yani normalde gözle gördüğümüz ama gözle göremediğimizin de ötesinde optik e, şeyi, sinyal değişimini cep telefonu, onun prosesörleri çok e, çok iyi profesör, pr prosesörler var e, gerçi cep telefonunun içinde ama hani bir süper komütör değil sonuçta. E, ne oldu? Orada çok güzel bir analiz e, yaptı ve size bir istatistik vermeye başladı. Ve bu istatistik sayesinde arkadaşlar biz bu yap bu çalışmada da neyi kullanmıştık? Bir DNA kullandık. Hangi DNA kullandık? E, hepatit B virüsünün DNA'sını kullandık. E, yani aslında hepatit B tane taraması yapıyorsun. O zaman hepatit B taraması önemliydi. Özellikle bu South East. East Asia e, ülkelerinde falan dengi, ateşi olsun, hepatit B olsun, hepatit C olsun. E, o gibi unsurları taramak e, falan önemli. E, i̇şte zengin ülkelerde bu sorun olmuyor ama e, fakir, fukara ülkelerde doğal olarak adam yapamıyor yani bunu. Ne, ne yapacak? Hani Kan bile veremiyor. E, ondan hani alabileceğin örneği, e, o cihazı da yok adamın. E, ne yapacaksınız? Böyle bir setupla hepatit B mi, C mi işte var mı yok mu, ne kadar var ne kadar yok, bunu iyi bir kesinlikle şey yapabiliyorsunuz, tayin edebiliyorsunuz. Buraya kadar herhalde iyiyiz değil mi? Soru da yok sanırım. Ben çünkü buradan sonra konuyu biraz değiştireceğim. Yoksa soru devam ediyorum. Ben chatte bir ee, soru gözükmüyor. Çok güzeldi bu zaman. Kalar tamam. hocam. Devam edebiliriz. Tamam. Ya herkes anlıyor ya da çok sıkıldı. Yok <laughs> Yo, bence ben çok Onları... heyecanla heyecanlı dinliyorum şahsen. Tamam. tamam bu teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Burası buradaki şimdi anlatacağım konu bizim için çok heyecan verici bir konuydu. Ee, yine e, o doktor öğrencim Sezer e, Müge çok ciddi çalıştılar bu konuda. Hakan Kaya master e, öğrencimdi o zaman. O şimdi Eskişehir'de doktora yapıyor. E, Serdar hocamız bizim bölümden. Özge yine e, göz bebeği bir e, biyolog arkadaş. E, bir de ben. E, şimdi biz hep şeyle çalışıyorduk. Dedim ya o gösterdim. E, Politiofen tipi katyonik polielektrolitlerle. Politiofen tipi katyonik polielektrolitler e, arkadaşlar işte suda belli ölçüde bir çözünürlükleri var bunların. Çözünüyorlar belli ölçüde ama belli ölçüde. Yani. O kadar süper e, çözündüğünü, e, yani iyi çözünüyor ama müthiş e, çözünmüyor diyelim. Hiç bilimsel olmadı ama e, hani bir ölçü vermem gerekirse geçen tartışırken yine dün gece e, TÜBİTAK raporu yetiştirmeye çalışıyorum da bu arada. <laughs> 31 e, Ocak'ta bir TÜBİTAK raporum var. Onun böyle e, şey ter atıyoruz yani şu anda Soner'le. Çözünürlüğü e, su içinde belli bir miktarda işte mikrogramlar seviyesinde falan. 50 mikrogram per e, mililitre gibidir. E, başka bir polimer için ama aynı yani başka yapıda bir polimer için ama aynı cins diyelim. Alın polimerlerin e, katyonik polimerlerin ee, organik solventlerde yani işte e, kloroform olsun, e, işte e, diklorometan olsun, asetilenitril olsun, tetrahidrofuran olsun bu gibi solventlerde de çok az çözünürlüğü var. Yani hatta yok denecek kadar az. Çünkü katyonik unsur ya o. E, katyonik charge ne, ne, yapacak? Hidrofilik davranıyor. Hidrofobik e, şeylerle, solventlerle çözünmek istemiyor. Ama e, bir e, şey tesadüf diyelim. E, bu da yine e, herhalde Sezan Müge'nin e, şeyiydi. E, bir şey denerken e, etilen glikol adlı solventte. Etilen glikol çok basit bir solvent bu arada. 2 e, tane OH'ı olan böyle etanol'e benzeyen ama bir tane daha e, işte bu etil alkole benzeyen ama bir tane daha OH'ı olan bir solvent. Evet. İşte eten, etilen etilen glikole bakıyorsunuz, etanol'e bakıyorsunuz. Etanolün e, işte kaynama noktası e, 70 60 67-70 derece. Etilen glukoz 198 derece. İnanılmaz. Yani arada hani ufacık bir OH fark var. Ne alaka? E, OH hidrojen bonding yapıyor diğer şeylerle. Bir, bir tarafta iki, iki tarafından hidrojen bond yapan bir solvent var. Bir diğer tarafta tek tarafından hidrojen bond yapan solvent var. Ama o hidrojen bond ona öyle değişik özellikler kazandırıyor ki bu kat dönük unsurları böyle müthiş derecede çözüyor. Eee o katyonik unsuru organik solventte şimdiye kadar ben 10 yıldır çalışıyorum. 10-12 yıldır çalışıyordum o zamana kadar. Ee, işte 2000 özür dilerim yalan olmasın 2007'de ben ilk bu şeyi sentezlemiştim. Benden önce e, sentezleyenler vardı tabii ki 2000'lerin başında falan başladı bu ama ben 2007'de ilk kendi has molekülü sentezlemiştim. 2007 işte bu yayın 2019 12 seneymiş. Evet 12 sene. Ondan önce hiç su dışındaki bir solvente de denememiş, şey, e, su dışındaki bir organik solvente de denememiştim. Yani çözme nitekim biraz çözülüyordu ama yani hiç bu kadar iyi çözüldüğünü görmemiştim. Sonra etilen glikolü çözdük. Etilen glikol fazını suyun içine o polimer çözülmüş fazı suyun içine eklediğiniz zaman bu sefer böyle çok küçücük e, bir faz ayrımı oluyor. O faz ayrımında da her bir o ayrılan faz, o polimer Tek zincirli polimerler. Ve küçücük noktalar oluşturuyor. Onlara P-dot deniyor arkadaşlar. Polimer nokta. Quantum dot diye duymuşsunuzdur onu. E, quantum dot gibi değil tabii. Quantum dot çünkü e, inorganik bir malzeme ve sert. Bu öyle değil. Yumuşak ama single chain. Ama bu chain'in ne özelliği var? Şimdi etilen glikol yoğun faz. Dışarıda da su fazı var çok bol miktarda. E, Katyonik tarafları suya bakmak durumunda. İç tarafta da e, hidrofobik kısımları yani sudan korkan kısımları var. Bu bizim normalde su içinde aldığımız floresan sinyalinin 10 katı, 15 katı daha floresan sinyali veren küçücük ama süpercharged e, parçacıklar demek. E, ne yaparsın sen böyle charged parçacık su fazında e, disperse olmuş? Hemen hücreye eklemek <laughs> lazım. Ee, bunun karakterizasyon yaptık. Bakın polimer burada, ee, bu e, polimer. Bakın bu e, şu an renkli bile değil gördüğünüz gibi, rengi yok gibi. Ama onu floresan mikroskop altında e, şey yaptığınız zaman incelediğiniz zaman, şu solüsyonu ya yani, aynı solüsyonu floresan mikros mikroskop altında incelediğiniz zaman küçük küçük noktalar buluyorsunuz. Aynı solüsyonu AFM'de Atomic Force Mikroskopi'de incelediğiniz zaman da işte e, şeyi e, yüksekliği e, genişliği değil, genişliği her zaman yanıltır. Yüksekliği böyle 1-2 nanometre olan e, noktacıklar var. Yani bizim elimizde olan unsur bize şunu söylüyor. E, bunlar küçücük polimerik noktalar. Ama boyutları çok çok uf, muazzam küçükler. Ama müthiş bir floresan veriyorlar. Bunu aldık. Bu görüntüler çok ilginç. Aldık ve hücrelere eklemeye başladık. İşte bir sürü hücreye ekledik. Bir grup hücrede garip davrandı. Hangi hücreler onlar? Ee, HUH7, HUH7 ve TLE2. Bu da e, şeyin e, Özgen'in hakkını teslim ediyorum. O çünkü çok meraklı bir öğrenciydi. Ee, Serdar Hoca'nın öğrencisi. Ve dedik ya hocam bu dedi sağlıklı karaciğer hücrelerinde çekirdeğe girmiyor. Bakın FGH sağlıklı karaciğer hücrelerinde. Bakın çekirdek böyle şu haşta çok belki şey siz e, arada patolog, patoloji falan çalışan arkadaş var mı? Ve moleküler biyolojide veya tıpta e, çek böyle e, belli oluyor yani. Çekirdeğin etrafında şey yapmış. Burada da belki F figüründe de belli oluyor. Ama kanserli hu e, 7 hücrelerinde direkt çekirdeğe giriyor. Başka hiçbir yere gitmiyor. Şimdi al sana e, pa belki patologlar hani bunu çok ilginç bulmayabilir ama e, bizim için çok ilginç. Çünkü niye? E, yani sen bir dokuda özellikle karaciğer gibi kompleks bir dokuda hangi hücre kanserli, hangi hücre e, kansersiz, hangi hücre sağlam, hangi hücre değil ayırt edebiliyorsun. E, hücresel bir terapi mi uygulayacaksınız? Hayır. Öyle bir iddiamız yok şu anda. Öyle bir teknik de hani foto e, dinamik terapi tekniğini uygulayan e, şeyler hocalarımız var büyük büyük insanlar. E, öyle bir iddiamız yok. Ama biz şunu söylüyoruz. Bizim molekülümüz e, özellikle de bu nanofaz separasyonun sonucunda e, şey yapan molekülümüz e, hapsettiğimiz molekül, o nano küreler için hapsettiğimiz molekül, pidatlar için hapsettiğimiz molekül veya yani pidatlar bir hücrede çekirdeğe girerken onu sağlıklısına, bir kanser hücrede çekirdeğe girerken onu sağlıklısına girmiyor. Hatta sonra e, ben bunları biraz daha tutayım, bakayım ne oluyor falan demiş Özge. Bakın burada I'den O'ya kadar bir kanserli hücre bölünüyor. Bölündüğünde bizim vatandaşta tabii şeyde çekirdekte de, çekirdek de bölünüyor. Çekirdek de bölündüğünde işte burada mother cell anne hücre iki tane daughter cell'e iki tane kardeş hücreye bölünüyor ve ikisini de çekirdeği boyanmış durumda. Ve bütün boyama safhaları o bölünme safhalarındaki bütün şeyde DNA muhtemelen kromozomlara giriyor. Çünkü biz DNA ile etkileşimi zaten biliyorduk önceki çalışmalarımızdan anlattım. E ne oluyor? E, orada ayrılmada bile bütün safhaları görüyorsunuz. İşte burada ben biyolog değilim işte İ'dekine profaz e, demişiz. Sonra prometafaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi bütün e, şeylerde e, stokinesiste e, ve yeni bölünmüş hücrelerde o şeyi görebiliyorsunuz. Bu karşı tarafta sağlık hücrelerde böyle bir şey yok. Yani siz aslında bölünen kanser hücresinin de bölündükten sonra kaçamıyorsun gözümüzden. Gel bakalım buraya diyebiliyorsun. Şimdi bu niye önemli? Sardar Hoca eee Bizim e, doktorlara falan böyle çok alışkın estre olan böyle meraklı konuşkan insan bir e, hekim arkadaşa konuşurken bu konudan bağımsız zaman e, hekim arkadaş diyor ki ya, şunu diyor kısaca. Ya biz diyor işte tümörlü hücreyi keserken sınırın nereden olacağını hani deneyimlerimiz söylüyor bize diyor. Tabii deneyimler. Ondan sonra oradan alınan e, şey görüntü tabii ki patolojiye git, Orada kanserli hücre var mı yok mu diye kontrol falan gidiyor. E, yani hani hekimlerimizin deneyiminin yanı sıra aynı zamanda tabii ki bu, pozitif science e, tarafıyla da kontrol ediliyor. Ama diyor ki keşke diyor o sınırı, o cerrahi sınırı e, bilebilseydik, o anda görebilseydik. Yani hani e, bir şey tutabilsek de oraya hastadan alsak örnek al, patolojiye gönder. Patoloji onu baksın. Orada hala var mı, yok mu, nereden keselim, biraz daha mı keselim, biraz daha mı keselim, biraz daha mı keselimdense keşke o şey böyle bir boyamız olsa da sürsek, e, işte e, cerrahi sınırı şey yapsak dedik ki, ya bu harika bir şey. Hadi biz bunu deneyelim. Nasıl deneyelim? Ve THL-2 sağlıklı hücreler, HU-7 kanser hücreleri, onları kokaltır edelim. Özge yaptı bunu. Bayağı da böyle uğraştı. Kokaltır edelim. Böyle... Tümör değil de hani kanserleşmiş bir e, yapının e, şey sağlıklı bir e, hücre grubunun içinde kanserli hücreleri e, e, kanser hücreleri de ekmiş olduk gibi. E, kanser hücreler bir bakıma böyle e, bu, bu karışım bu arada kofulent gibi bir şeyden ekildi ama kanser hücreler bir araya geliyorlar arkadaşlar. Çok ilginç bir bulgu. E, gerçi bu konuda hani ee, bizi revizyon veren e, şeyleri hakemlere ikna edemedik. Biz bunu yayınladık, analytical chemistry'de işte 2019'da. Ama hani o tartışma bizim o sırada yaptığımız tartışmada onlar ikna olmadı. Şimdi, tabii ki çok fazla doneye ihtiyaç var. Ama şunu bulduk. Bakın dikkat, ee, burada A ve B bu sol taraftaki A ve B'de e, ne var? E, i̇şte THL 2 hücrelerin olduğu. Yani biz, bunu biz yazdık. Bu şu çizgili biz çizdik bu arada. Hani o şey değil tahmini, güzel bir tahmin o. Dedi ee, dedik ki e, o hücrelerin çekirdeğinde olduğunu biliyoruz. Ee, şeyinde, e, şeyin de THL2 hücrelerinde çekirdeğine girmediğini biliyoruz. Ne yapalım? Bu örneği bir de DAPI boyası ekleyelim. Şimdi DAPI boyası gidip çekirdeği boyayacak ama herkesin çekirdeğini boyayacak. O zaman THL2'lerin olduğu yerde e, mavi renk aynı zamanda sarı renk görmemiz gerekiyor. Burada ben sarıyla kodlandığı için. Ama Huh 7'lerde kim kuvvetliyse, burada DAPI daha kuvvetli tabii, sadece çekirdek çekirdeği kapatan noktalar göreceğiz. Ve iki görüntüyü birbirle karşılaştırırsak diyeceğiz ki işte bakın gerçekten e, şeyde gerçekten sadece e, çekirdeği Bu oldu. Burada bakın burada şey yaptığımızda e, bakın hem mavi hem sarı rengin olduğu yerler arkadaşlar THL2 sağlıklı hücrelerin mavi e, renk sağlıklı hücrelerin çekirdekleri. Onlar normalde o e, şeyde onun öncesinde yok. Ee, önceden sapsarı olan kısım sonradan maviye boyandı. Tabii arada kaçmış olanlar var. Ama şunu anladık. Birincisi kofluent olarak eklediğinizde o şeyleri e, kokalçı yaptığınızda kanser hücre gerçekten bir geliyorlar. Ve e, siz e, bu boyama tekniğiyle neyi ayırabiliyorsunuz? Kanserli hücrelerin olduğu gruplarla sağlık hücrelerin olduğu grupları karaciğer hücrelerini ayırabiliyorsunuz. Ee, Burada çok e, bayağı da konuştum aslında. Konuşmanın büyük bir kısmı buraya gitti. E, burada çok e, şöyle söyleyeyim. Çok manipülasyona da açık bir mevzu bu. Hani neden kanser hücreni çekirdeğine giriyor? Neden e, işte sağlık hücreni çekirdeğine girmiyor falan diye. Arkadaşlar bununla ilgili literatür araştırma yaparken 1978'de mi 79'da mı böyle çok eski bir tarihte e, Nature makalesi. Bir tane Hocamız zamanında Amerika'dan bir, işte adını unuttum şimdi e, yabancı bir, eje bir hocamız şöyle bir çalışma yapmış, harika bir çalışma yapmış. E, Bob Weinstein albümün veya albümün almış, sağlıklı hücreleri almış, başka kanserli hücreleri almış, işte defekte hücreleri almış falan. Albümünü de işaretlemiş. Ondan sonra da albümün şeyi belli, e, hydrodynamic radius'u belli, kaç kilo dalton oldu, 60 kilo dalton oldu sanırım Bob serum albümün, e, onların bazı hücrelerin e, çekirdeğine o e, proteinin e, girdiğini, bazı hücrelerin girmediğini fark etmiş. Sonra da nükleer por kompleks e, yani e, nükleus e, membranında e, bir kompleksle por açan e, unsurların e, Defektit kanser hücrelerde daha fazla olduğunu, 12-13 nanometre olduğunu falan hesap etmiş o zaman. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Onu hatta bu yayında sahip ettik. E, şey yaptık yani. Demek ki şöyle bir savımız var. Biz öyle bir çalışma yapmadık ama hani orada iyi bir işaretleme yapmamız gerekiyor nükleer poro kompleks ama dedik ki bakın burada böyle bir analoji var. E, demek ki kanser hücrelerde belki de nükleer poro kompleks daha geniş. Onun içinde bu bizim küçük pilotlarımız onun içine giriyor diye bir akıl yürüttük e, kabul edildi tabii. doğal olarak şey yaptık bu çalışmaya ilgili bir soru yoksa devam edeyim e, en son ne yaptığımızı söyleyeyim e, ve onla da bitireyim bir saat dolmak üzere bu e, burada altı koç hekim hocamız onun hakkını teslim ediyorum çok ciddi anlamda hem bize çok sabır gösterdi 3 sene kovaladı bu işi hem e, örnek e, sağladı e, ondan sonra Gündeniz sağ olsun e, o da bize e, analizlerde yardım oldu Metin Ceyhan harika bir insan e, çünkü e, şey, şimdi şey ben saz ekibini tanıtıyormuşum çok severim onu falan <laughs> tam saz ekibiyiz çünkü burada e, Metin Ceyhan e, gerçekten böyle A Altı Hoca'nın da söylediği üzere benim de tecrübe ettiğim üzere e, gerçekten böyle e, iyi e, RNA probe prop target dizayn eden, Türkiye'deki sayılı insanlardan bir tanesi. Müge öğrencim, doktor öğrencim inşallah işte Mayıs-Haziran e, mezun olacak. E, o da 3 sene e, ee, iki sene, iki buçuk senesi çıkmayan sonuçlar, üçüncü senesi çıkan son, son, son altı ayda çıkan sonuçlar o kadar önemli, kolay bir şey değil yani. Bu iki buçuk sene hiçbir şey çıkmadığını düşünün. İnsan terk eder o konuyu. Ee, ama o yok, o böyle çok inatçı böyle şey bir arkadaşım, öğrenci arkadaşım. İnatla bunu kovaladı ve şunu bulduk arkadaşlar. Bakın burada çok önemli bir şey, gerçekten hani Covid'den öncesi ve sonrası diye düşünün hayatımızda da. E, FMF bu FMF ile ilgili bir e, çalışma e, Familial e, Mediterranean Fever Akdeniz Ateşi e, Akdeniz Ateşi tayini için PCR'ın olmadığı PCR'sız bir metotla sadece renge ve o sinyallere bakarak bir tayin yaptık. O tayin de yine bize aynı hikaye yine DNA yine polytoyofin e yine katyonik etkileşimler yine bir sürü interferans yaratan unsur bu sefer hücreden tayin PCR'ın yerine geçebilecek bir şey var mı yok mu bir sürü bir sürü bir sürü metodoloji deneyerek e, özellikle essay metodolojisi yani o tayini yaparken hangisini önce koyacaksın hangisini sonra koyacaksın hangisinde var hangisinde yok hangi hastada ne kadar var hangi hastada işte white blood cell sayısı nasıl çıktı falan bütün bu tayinlerin sonucunda biz şunu bulduk eee Üç tane durum var burada. Ben onu böyle belki neyse buradan anlatayım. Bir heterozigot durumlar var, bir homozigot durumlar var. Homozigot wild durumlar şey sağlıklı. Heterozigot wild durumlar ve heterozigot mutant durumlarda sağlıksız. Onların PCR kullanmadan ayrım yapılabileceğini kimin mediterren, e, FMF hastası olduğunu, kimin olmadığını e, bulabileceğimiz bir metodoloji geliştirdik. Niye çok önemli? Bu bilgi benden değil, Altı Koç Hoca'dan e, ve bu konuyla çok çok çalışan çok değerli hocalarımız var. Bu zaten e, regional bir hastalık biliyorsunuz, Yani Akdeniz Havzası'nda gerçekleşen bir hastalık. Ama şu bilgi e, kritik, onu e, söylemek istiyorum. Türkiye'de 7-8 milyon böbrek hastası var. Arkadaşlar onun %60-70'i haberi olmayan FMF hastası. Çünkü sonu, FMF sonu FMF'i bilmiyor adam. Kendisinde işte karın ağrısı var. Bazen e, gelip kaybolan ateş var. inatçı ateş var falan. işte... E, hani bunlar bir sürü hastalıkla da karşılaş, e, karıştırılabilen şey. İşte karnı ağrıyor gazım var diyor mesela. Değil, değil yani. Yüzde %60 bakın. 7 milyon, %60'ı ...dört milyon, 200 milyon, 4 milyon, 200 bin insan aslında böbrek hastası olmayacak FMF olduğunu bilse. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir şey. Yani 4 milyon 200 bin insan böbrek hastalığı çekmeyecek. Bunu hem e, manevi olarak da ağırlığı var bu Allah vermesin çok kötü rahatsızlıklar bunlar. E, hem de maddi bir karşılığı var bunun. Yani devlet 4 milyon 200 bin insanı de böbrek e, şeyini karşı, e, bakımını karşılamayacak. Düşünsenize yani şey çok ciddi. Onun için böyle e, e, şey e, genel taramalar ama ucuz ama işte bizi dışarıya bağımlı kılmayacak genel taramalar bize ne yapıyor? E, önemli e, karşılanıyor. Onun için burada da yine dediğim gibi o şeyin detaylarına girmiyorum. Şu e, bir principal component analizi var e, en sağ tarafta, şurada. Bizim bu e, non-healthy dediğimiz yani FMF e, olan hastalarla sağlıklı insanların birbirinden çok net bir şekilde sadece o sinyale bakarak PCR yapmadan ayırdırdığımız bir e, şey. 2021 bu e, geçen sene daha yeni taze çıkmış bir çalışma. Yani merak eden arkadaşlarım bu e, şeyden bu e, şeyden ulaşabilirler. Fena da bir dergi değil. ACS Sensör Dergisi. Orada e, yayınlamıştık arkadaşlar bunu. Ben e, şimdi evet vaktimiz kalmadı. E, ama e, grupta neler olduğunu, neler şey yaptığını göstermek istiyorum aslında. Ee, nelerle ilgili çalıştığımızda aynı zamanda ee, biosensörlerin elektrokimyasal olanlarına geçtiğiniz zaman e, yüzeyleri e, modifiye etmeniz gerekir. O modifikasyonla ilgili de Sezer Özenler'in çok ciddi bir katkısı oldu. Hatta e, benim başıma çok gelmedi öğrencimin başına geldi adıyla soyadıyla e, atıfta bulundular ona çok hoştu e, o bu çalışmasıydı yani onun e, kendi bulgusu bu e, bir yanlışlık eseri çıktı bu da bu arada e, bir altın yüzeyin e, işte bir molekülle modifikasyonu sonucunda o yüzeyin e, üzerine bir şeyleri tutturmanın çok daha kolay olduğunu e, işte onu bio repellent hale getirebileceğimizi falan kanıtlamıştık. Ama o e, asıl hikaye burada şeydi, altın yüzeyle e, o tiyo, e, tayolli kampantların bu e, sülfürlü kompantlar altın yüzeyle çok etkileşir ama burada mesela e, izosinyalatlı bir e, bileşiğin altın yüzeyle etkileşimiyle ve, e, ve ilgili bir katkısı olmuştu. Bunu e, anmadan geçemeyeceğim. E, hızlıca geçiyorum diyeceğim. Hızlıca geçemiyorum. E, umarım geçerim birazdan. E, burada çok anlatmayacağım arkadaşlar. Evet. Onun gerçekten çok ciddi bir e, çalışması oldu. E, bir de anmadan geçemeyeceğim. İnşallah onu ilerleyen e, şeylerde, Büşra'yı da kendisinden dinleriz. E, bioprinting e, yapıyor o. Jellerle bioprinting yapıyor. Bu Bilindik şeyler bunlar. İnsanlar çok yapıyorlar. Çok revaçlı konular falan. Bizim katkımız burada. E, aslında böyle moleküler düzeyde onu biraz inceleyip, e, Gelmayı bileniniz vardır, e, çalışanlarınız var ve onu biraz değiştirdik. E, böyle çok daha iyi e, print yapılabilecek bir jel geliştirdik. E, yine çok küçük bir e, katkıyla bu arada, yani çok a, ufak bir şey e, değiştirerek. Hatta bazen diyoruz, ki, yani bunu hani insanlar bin tane insan, e, yüz bin e, tane insan düşünmüştür. Bazıları düşünülmemiş oluyor, çok ilginç. O mesela e, bizim e, işte böyle gururla sunduğumuz bir ee, şeydi, çalışmaydı. Hem e, hücre e, şeyleri, çalışmaları falan hem böyle e, bol bol güzel e, şeyler basabiliyorsun. Hiç e, cereti metaklat gibi e, şey yapmıyor, kolay dağılmıyor. E, işte en e, basit e, basım cihazlarında bile bu kadar ultra e, sofistike cihazlara gerek kalmadan hem molt edebiliyorsun, hem basabiliyorsun. Hücreler seviyor falan. E, böyle bir çalışma yapmıştık. Oradaki hikaye de son derece basit, küçük bir molekülle modifiye ederek yapmıştık bunu. Buraları daha fazla anlatmayayım. Buralarda artık daha yayınlanmamış şeyler ama işte daha sonra onu birazcık geliştirdik. Başka polimerlerle falan kullanmaya çalıştık. Burada yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ortağım Hakan Durmaz Hoca onun hazırladığı polimerlerle işte değişik basımlar falan yaptık. Benim en son Anmak istediğim e, şey hem bütün grubumdaki arkadaşlarım çalışma arkadaşlarım e, işte burada e, Sezer Özenler öykü Büşra e, Yıldız şey Köksal Evverdik onu evlendi Müge Yücel e, sonra e, sonra Soner Karabacak e, bu sakallı vatandaş. Ee, çok büyük katkıları oldu bu çalışmalar. Hala oluyor Söner'in e, özellikle bu e, NIR2 bölgede ışayan, e, NIR2 bölgede ışayan e, şeylerle ilgili şu anda onun işte raporunu yazıyoruz. <laughs> Allah umarım geçer. Eee bunun hepsi bu arkadaşların emeği. E, ama bir de tabii ki e, sevgili Gözbebeği kurumumuz Tübitak'ın e, her zaman bize böyle hani kök söktürse de takır takır yatırdığı paralarla arkadaşlar sizin vergilerinizle ama biz de boşa harcamıyoruz gerçekten inanabilirsiniz bana. Bir kuruşunu bile hani şey harcamıyoruz. Ben konuşmam. Ah bir de tabii özür dilerim. Her türlü desteği veren ortağım, ömür boyu ortağım ve eşim ve eşim demişim oraya da. Doktor Ahu şey Doçent Doktor Ahu Yıldız'a ve minik kızım Duruya e, teşekkür ediyorum. O sabır gösteriyor bana. Bakın yine aşağıda oyun oynamam gereken bir saat şu anda. E, bunu da bir arkadaş paylaştı. E, ben de paylaşmak istiyorum sizinle. Bu çim. E, bir e, bahçe çimi. E, arkadaşlar bahçe çimi bile hayata gülümsüyor yani. Bakın görüyor musunuz gülen yüzleri? İnanılmaz bir şey. Ben bunu gördüm de Allah'ım dedim ne kadar güzel yani bahçe çimi boyanmış tabii ama hani çok güzel boyanmış ya. içinde gülen yüz var ya. inanılmaz bir şey. Yani demek ki aslında hayata tabii ki zorluklarımız var bir sürü böyle şey zorluklar yaşıyoruz. Hayat şimdi geçim sıkıntısı yaşıyoruz falan ee, yaşayanlara Allah yardımcısı olsun herkesin. Ee, ama bahçe çimi yani bu kadar basit nasıl geçtiğimiz çim. Bence işte basmıyorum zaten artık hani böyle basma. <laughs> Çünkü gülümsüyor, gülümsüyor yani o varlık. Çok önemli. Eee gülümse siz de hep gülün. Umarım fazla aşmadım süreyi. Sorunuz varsa bekliyorum. teşekkür ediyorum sizlere. Bilimle kalın. Bakın bu oradan bu web sitesi bilimle kalın. Mutlu kalın. Mutlu Hocam kalın. o kadar kıymetli bilgiler aktardınız ki yani heyecanla ben daha devam edebilirdik yani çalışmalarınızı dinlemeyi. Daha edebilirim. Daha edebilirim <laughs> ama sözüm olsun. Soner Soner'in çalışmalarını en kısa zamanda yayınlayacağız. Büşra'nın bu en son e, sprey modifikasyonu yaptığı en son çalışmaları da yayınlayacağız çok yakın zamanda. Onları seve seve sizinle tartışmaya hazırım. Yani ben bayıldım. O çalışmalar çok heyecan verici. Yani. Biyo işaretleyiciler, tamam. görüntüleme ajanları hepsinin ufku açık o kadar güzel çalışmalar ki. Sağolur, yani umuyorum sağolur. çok çok dağ başarılı dağ yerlere dağ ilerine, İnşallah daha ilerine <laughs> siz genç arkadaşlar yapacaksınız. Biz e, izleyeceğiz inşallah. Hep beraber hocam inşallah. Evet. Hocam bu sunumlar için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, kıymetli ediyorum. katılımcılar eğer sorularınız varsa hocamıza e, söz alıp iletebilirsiniz. Evet. Kamerayı açıp ya da sesli de sorabilirsiniz. Chatten de yazabilirsiniz. Bekliyoruz. Buradaki bütün arkadaşlar eczacı mı şimdi? Ee... Hepsi eczacı değil hocam. Moleküler biyolojide var, genetikte var, biyomanyalistikte var, tıpta var. Karışık. <laughs> Bu böyle bir şey organizasyon mu? Öğrencilerin kurduğu bir organizasyon mu İVEK? Evet hocam. Genç ve sağlık bilim öğrenci ve teknolojileri öğrenci. alanında lisans lisansüstü öğrencilerin öğrencilerinin oluşturduğu evet. bir İVEK Vakfı'na bağlı gençlik oluşumu. Çok güzel. Çok güzel. Hepinize çok büyük başarılar diliyorum. Umarım her şey hani bütün çalışmalarınız, sonuçlarınız çıkar. Sürekli. Her, her yaptığınız deney çıkartacağım. Olmuyor <laughs> ama biliyorsunuz e, bazen öğrenci i̇nsanlığa, e, insanlığa hizmet insanlar insanlığa hizmet evet. açısından verilebilecek Tabii. her türlü projeler inşallah Tabii. sonuçlanır Tabii. ülkemize Tabii. katma değer yani. sağlayacak gurur 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 duyuyoruz hem e, Aziz Stancar hocamız da o bizim göz bebeğimiz evet, Dünya hocam. Nobel'ini Türkiye'ye getiren müthiş bir hikayesi var benim e, ee, Mehmet e, Öztürk hocanın onun hakkında yazdığı bir kitapçık var. Masamın üstünde duruyor. Ee, böyle bir şeyler çıkmadığı zaman açıp onu okuyorum. Mardin Savur'dan çıkıp e, Amerika'ya gidip sonra bir de Amerika'da başarısız olup sonra Türkiye'ye gelip doktorluk yapıp, ondan sonra tekrar Amerika'ya gidip doktorasının sonuna kadar sonuç bulamayıp doktorasının sonunda müthiş bir e, şey yapan e, yani doktorasının sonuna kadar böyle adam akıllı doğru dürüst yayını olmayan bakın bilim Nobel bilim ödülünü alan insan yani bu. Sonra e, ya yani o kadar büyük bir inat, o kadar büyük bir e, şey. E, Nobel ödülü demek, kararlılık, inanç. Ondan sonra yine kesinlikle ondan sonra e, sahip olduğu değerlere, Türkiye'ye e, sahip olduklarına e, gelip e, şey yapması. İşte e, sahiplenmesi. Hediye etmiş, e, değil mi? Nobel ödülünü Türkiye'ye hediye etmesi, Anıtkabir'e hediye etmesi falan. Ondan sonra e, bilmiyorum biliyor musunuz şeyde e, Nobel ödülü e, sırasında gravatı ve e, şeyde, e, e, taktığı şeyle e, e, yakalıkla çok büyük bir mesaj veriyor. Yani o Türkiye'nin içinde olduğu, nereden geldiğini bildiği, ta köklerinden gelip e, şeye e, ulaştığı ondan sonra... Cumhuriyet yani hiçbir şeyi inkar etmeden e, Osmanlı Tuğralıydı biliyorsunuz yani e, ama Atatürk broşu var yani bu müthiş bir e, şeyi bilim insanının e, bütün her şeyi kucaklaması hiçbir farklılığı gözetmeden hiçbir şeyi ayrımsamadan ayırmadan e, şey yaparak e, bilme ulaşmış Amerika'da ulaşmış Türkiye'de olsaydı ulaşır mıydı ulaşırdı belki de belki biraz daha zor olurdu. Ama o imkanlarla e, şeyi vatanının milletini inkar etmeden gidip burada böylesine büyük bir ders vermesi şey. Şimdi onun arkadaşlarım farkındadır. Onun bursu falan var. Yani onun yanına gidip çalışabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. E, doktor öğrencileri falan. O veya doktoraya gidebiliyorlar. Sonra Uğur Şahin e, ve Özlem e, Türeci, Türeci hocalarımız. Değil mi? Özlem Türeci, Uğur Şahin. Yani e, ben e, ben Mainz'da Ken, e, Gutenberg Üniversitesi, yani Max Planck Gutenberg Üniversitesi vardı... Ben Mainz'daydım ve benim bir arkadaşım e, Uğur Şahin labında çalışıyordu. E, ya oradan hani Uğur tanışıyorum diye demek için de tanışmadım tabii ama hani o aynı kentteydik. E, i̇nanılmaz inanılmaz e, şey, e, mütevazı insanlar bunlar yani. Hani e, burnu havada insanlar değil. İnanılmaz e, inanılmaz bir şey yaptılar eee insanlığa da büyük bir e, katkıda bulunlar ama bir sürü eee şeye de e, ön yargıyı da yıktılar. E, oradaki büyük hizmeti görebiliyorsunuz. Yani hani ben şey demek istemiyorum ama e, Türklerin e, Türklerin e, şeydeki Avrupa'daki konumları bir baş, başarılı Türklerin yanı sıra hani başka hali hazırda sıradan Türklerin Türklerin konumlarıyla ilgili hep böyle spekülasyonlar, hep böyle kötü ön yargılı şeyler oldu biliyorsunuz yani Almanya'da hani bu çeşit e, siyasi mesaj vermem ben şimdi ama hani ayrımı uğradığımız durumlar oldu Türk vatandaşı olarak. Ben de oradayken oldu. E, ama ülkenize gelenlerin size kattığı zenginliği görebiliyorsunuz yani nereden nasıl çıkacağını anlayamıyorsunuz. Hani bir Alman bulmadı o aşıyı. Değil mi? Bir Türk'ün eseri yani bu. Ama o tabii hani Türk Alman diye de ayırmıyor. Bakın buradaki yüceliği de görün. Yani o da çok önemli değerli bir şey. Ve bir sürü insana e, gidiyor. İşte bizim aşı çalışmalarımız var. İnşallah o e, bir sürü insana yine şey yapacak falan. E, bilim çok birleştirici. E, evet. bilim işte Çin'de de yapılıyor, Japonya'da da yapılıyor, Amerika'da da yapılıyor. Birleştirici hepimizi birleştirmesi lazım. E, onun İnşallah için çok değerli. İnşallah aramızdan önemli. da öyle arkadaşlar çıkar vatanına, evet. milletine hayırlı İnşallah. güzel İnşallah. çalışmalarda İnşallah. bulunan katkı veren Umarım. önemseyen. Umarım. Umarım, Umarım, Umarım. Gülüm, gülümseyin lütfen. Bakın, <laughs> kim bile gülümseyor. <laughs> Herhalde evet. soru yok. Hocam, ee, bir sorumuz çok... var. Ezacı tamam. bir arkadaşımız çok, yani şöyle teşekkür etmişler Muhammed Cenab Çadırcı, Omit Necat Hocamız. Bir De bir ezacı arkadaşımız var Şahin. Evet, o da teşekkürlerini sunmuş. Tüm bu çalışmaların Aynen, amacını ben de sana. bir cümle ile özetlemek isterse hocamız nasıl özetlerdi? Tüm bu çalışmaların amacı falan. insanlar ee... hizmet etmek. <laughs> Çok <gülüyor> politik olur o. <laughs> Çok politik. Böyle bir salva yapmayayım. Ee, yani şöyle, ben niye niye çalışıyorsun hocam diyorsanız, niye çalışıyorsunuz hocam diyorsanız hani e, tamamen merakdan gerçekten ya, yani, tamamen ben merak ediyorum, merak ettiğim için o merak ettiğim soruların peşinden koşuyorum. Ha pozitif yansıması hani niye yapıyorsunuz bunu? Pozitif yansıması ne bunun? Hani tüpten bizim vergilerimizi niye harcıyorsun hocam diyorsanız. Ee, yayın için değil onu söyleyeyim gerçekten. Ee, hani yayın yayım da işte ismin yürüsün, e, citation sayım artsın, işte Google da sayım artsın falan onun için değil. Tamamıyla sebebi şu. E, e, polielektrolitlerle işte doktoramdan beri uğraşıyorum e, işte master tezinden bir uğraşıyorum. Bu molekülleri doğasını anlamak, bunları, bunlarla neler yapılabileceği, daha nereye kadar gidebileceği ile ilgili bir e, projeksiyon. Burada bu bizi öyle bir yerlere getiriyor ki şimdi bu bakın işte son 5-6 senedir yayınlanan şeyler. E tabii ki doğal olarak konu eskiyor. E, daha yenilik getirmeniz gerekiyor. Yenilik getirmek bizi neye zorladı? İşte mesela NIR2 bölgede bir şeyler yapmaya zorladı. NIR2 bölgedeki, inşallah onu da yayınladığımızda anlatacağım. O o e, çok değişik boyalar. Yani beni tamamen merak ve işte gelişme hırsı diyelim. Bu işi geliştirme hırsı. Bununla ilgili yeni şeyleri yapmak isteği. E, ama en nihayetinde sağlık alanında ...bir translasyona gitmesi bu işin. Yani birileri alsın da bunu kullansın da bir şeye yarasın. Bunu yapan çok az hocamız var. Yani bir sürü tabii çok değerli hocalarımız var ama... ...hani yaptığı laboratuvardan, kimya laboratuvarından... ...işte polimer laboratuvarından yaptığı işi... ...tıbba uygulanan az sayıda insan var o uygulandığında bir anlam ifade edecek. Yani hani yayınlarla falan işte bir yere kadar şey yapıyor o insan o bilimsel tatmin bir yere kadar yaşıyor. Asıl önemli olan o gerçekten bir şeye yarıyor mu? O bir eee ürünü üretmek, eee bir, e, 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 bir toplum sağlığı için bir katkısı var mı? İnsanların hayatını kolaylaştırıyor mu? Hekim hocalarımızın hayatını kolaylaştırıyor mu? Çünkü onlar da çok önemli. E, dediğim gibi e, hani Belki de e, işte yaş aldıkça, ben şimdi 40, 43 yaşındayım. Yaş aldıkça insanın böyle şeyleri değişiyor. E, hayata bakışı değişiyor. E, çünkü siz de işte yavaş yavaş yaşlandığınızı hissediyorsunuz. İlla mesela Altı Hoca bana şey diyor. Hocam diyor bizim diyor acilen diyor işte şunu bulmamız lazım. Kanser <laughs> diye, diye diyorum. Ya diyor biz de olacağız elinde sonunda. Ya yakınımız olacak, ya sağımız olacak, ya solumuz olacak. Bizim yapacak bizim diyor yani sonuçta. Allah vermesin tabii ama hani şey mutlaka o hastaları bir derman olması açısından hekim hocalarımızın işini kolaylaştırma açısından işte insanlığın faydasına bir şey yani çok yine politik bir cevap oldu ama bilimsel hırs vergilerinizi boş harcamıyoruz arkadaşlar gerçekten hakikaten <laughs> gerçekten bu gece gündüz çalışan arkadaşlarım var yani şimdi ben de öyle. İnşallah hocam çalışmalarınız güzel sonuçları yani eminizin karşılığını alırsınız. Görürsünüz inşallah bu dünyada evet. hiçbir emek zaten boşa gitmez, ziyan olmaz. Hepsi evet, birbirinden kıymetli hocam. çalışmalar. Çok teşekkür Aldım. ediyoruz hocam. Ben yani ben ederim. çok istifade ettim. Umuyorum bütün katılımcılar da bilim severlerimiz de aynı şekilde istifade etmişlerdir. Başka sorusu Umarım. olan yoksa programımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ee, sizin e, nezdinizde bütün ivekli arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma bilimden kopmayın, gülümseyin. Sağlıcakla kalın. Çok bakalım. teşekkür ediyoruz. Hayırlı Çok akşamlar diliyoruz sağ hocam. Sağ, de, olun. De, de. Evet. Evet, sağ olun. Sizleri de evet. Ayrılacağım birazdan. <laughs> Sakın devredin. <değil gülüyor> birazdan sonlandıracak arkadaşımız. Evet, tekrar ee, görüşmek dileğiyle de o zaman. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.